9. ayın 9'u 2024 tarihinde oğlu Menes Özkan'ı Kemalettin Çorlu Kemalettin Mahallesi muhtarlığının önünde Suriyeliler tarafından bıçaklandı. Ben sadece tek isteğim, tek derdim benim çocuğum burada canını çekişirken, benim çocuğumun suçu yokken, günah yokken ona Suriyelilerin ortada gezmesini istemiyorum. Durduk yere kavga yok, nizah yok, ortada hiçbir şey yokken 3 tane Suriyeli kendi kafasına göre gelip kendi kafasına göre ellerine bıçağı alıp ortalıkta dolaşa 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 milleti bıçaklayamaz benim Türkiye'mde oturup da. Ben bu Türkiye'den gitmelerini istiyorum kesinlikle. Benim burada canımın yangısı gırtlağımda duruyor. Allah rızası için yardım istiyorum polisimizden, devletimizden. Eğer ki yani Cumhurbaşkanımızın çocuğunun başına gelse bunu yaparlardı. Tutarlar mıydı hala bunları burada? Kaçıncı bu? Benim çocuğumla kaçıncı? Ve durduk yerde olan bir şey. Gelip bir laf atmayla. Benim çocuğum gelip kapısının önünde sadece aşağı inip de oturan bir çocuk. Artık onu da mı oturtturamayacağım? Ben çocuklarımızı kapatıp 23 yaşında bu genç delikanlıyı ben ne yapacağım? Nereye salacağım? Eve mi kitlememiz lazım bu Suriyelilerin yüzünden? Daha ne yapmam lazım bilmiyorum. Daha ne demem lazım bilmiyorum. Canım yanıyor. Canım yanıyor ve şu an ortada dolanıyor çocuklar. Onlar ortada dolandıkça, benim çocuğum burada nefes alamadıkça benim canım yanıyor. 3 tane çocuğun eline vermişler bıçağı. Biri 14 yaşında, biri 15-16 yaşlarında, biri de 16-17 yaşlarında. 3 tane çocuğun eline vermişler, bıçak veriyorlar, döner bıçağı veriyorlar. Ortada parkın içinde, bir gün öncesinde de döner bıçağıyla parkta geziyordu çocuklar. Ondan sonra 3 tane küçücük çocuğun elinde rahat bir şekilde dolaştırabiliyorlar yani. Bunların anaları babaları da zaten bir şey demiyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle Suriyeli istemiyorum. Memleketimde, Türkiye'mde ben Suriyeli istemiyorum. Ne demek ya? Küçücük küçücük çocukların elinde bıçaklarla geziyorlar. Biz bugün Türkiye halkı olarak biz bir suç işlesek, ufacık bir suç işlesek bizim çocuklarımız şimdi kendimiz, çocuklarımız cezaevlerinde, hapislerde yatıyor olacaktık. Neden Suriyelilere hiçbir şey yok? Neden ortada dolanıyorlar hala? 3 gün oldu. Biri İstanbul'da kaçırmışlar, biri ortada dolanıyor, biri bilmem nerede. Belli değil. Benim canım yanıyor. Ben canımın yangısının karşılığını istiyorum sadece. Ben çocuğumun kanının karşılığını istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum devletimden. Cumhurbaşkanımıza kadar gitsin bu. Gerekirse milletvekillerine kadar gitsin, savcılığa kadar gitsin, kime kadar giderse gitsin. Ne olursunuz canımın yangını söndürün beni. Ben gerçekten dayanamıyorum. Ben gerçekten dayanamıyorum. Karşısında ağlamamaya çalışıyorum, dik durmaya çalışıyorum. O nefes alsın diye istediğini yapmaya çalışıyorum. Ben bu çocukları kolay büyütmedim, ben bu çocukları kolay getirmedim bu yaşlara. Ben babasız büyüttüm, el alemin Suriyelisi gelip de bıçaklasın benim çocuğumu diye büyütmedim ben. Sadece yardım istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Başka da istediğim bir şey yok.